Bu dersimizde Oracle veri tabanına SQL Plus ile bağlanıp select işlemleri yapmayı göreceğiz. Bunun için SQL Plus'ta biraz pratik yapacağız. Daha önceki SQL Plus görsel derslerimizde detaylı kullanımı öğrenmiştik. Şimdi standart kullanım olarak nasıl çalışırız bunlara görelim. Öncelikle hangi tabloyla çalışacağımıza şu şekilde bakalım. Bu arada HR ile login olduk. Şifremiz de HR'dı bizim. Desk employees diyorum. Şu şekilde noktalı virgülle kapatıyorduk bu satırımızı. O şekilde çalışıyordu. Gördüğünüz gibi employee ID, first name ve department ID dahil tüm sütunlarımızı burada görebiliyoruz. Şimdi normal bir sorgu hazırlayalım. Select yıldız from employees. Sorgumuzun sonucu bayağı uzun olduğu için burada bize tamamını gösterdi. Tamamını getirdi. Şimdi bunları filtreleyerek ilk önce sınırlandırarak yapalım. First name ve last name bilgilerini alalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde geldi. Şimdi var ile bir filtre uygulayalım. Mesela neydi? First name sütununu alalım. From employees var employee ID eşittir 100 olan kaydı isteyelim. Gördüğünüz gibi employee ID'si 100 olan kaydın adını aldık ve Steven olarak bize geri geldi. Şimdi bunu farklı satırda yapalım. Select first name from employees. Aşağı iniyorum. Alt satıra. Gördüğünüz gibi noktalı virgülle çalıştırmadım bunu. Şimdi var kısmını burada yapıyorum. Var employee ID'si büyüktür 500 olan tüm kayıtları istiyorum. Burada kapatmıyorum gene noktalı virgülle. Alt satıra indim ve taksim işaretiyle şu şekilde employee ID'si 500'den yüksek olan yokmuş. Şimdi tekrar yazalım. Var employee ID büyüktür 100'den diyelim. Gördüğünüz gibi bize tüm kayıtlar hemen hemen geldi. 106 kayıt varmış 100'den büyük. Demek ki sadece 100 numaralı kayıt 100'den büyük olmadığı için bir kayıt gelmedi. Gerisi 106 kayıt geldi. Çünkü bu tablomuzda 107 kayıt var. Şimdi tablomuzun yapısına tekrar bakalım. Employees burada şu şekilde bir isimlendirme kullanabiliriz. Neydi? Takma isim verelim. Select employee ID as Çalışan no diyorum. From employees ve gördüğünüz gibi başlığı isimlendirdim ve şu şekilde ekrana gelmesini sağladım. Bu şekilde select kullanımına örnekler vererek SQL Plus'ta temel olarak nasıl çalıştığımızı göstermiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.